neden karma değil de bir tarafta sanki birbirimizden ayrıymışız gibi en azından falan. İşte bunların hepsini konuşacağız belki de. Ama o enteresan oldu. Şimdi saat tam 8'i vurduğuna göre artık bir şeyler söyleyebilirim. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkürler. Benim için tabii çok heyecan verici bir etkinlik bu. Neden? Orkestracıların ve orkestra şeflerinin ilişkisi ve daha çok geleceği, geçmişinden ziyade. Çünkü geçmişe bakarak tabii hatalarımızdan paylar çıkartmak vesaire gibi şeyler olabilir ama benim burada yapmak istediğim şey o değil. O da olabilirdi ama değil. Bir yöntem olarak seçtiğim yöntem bugün ve sonrası. Bugün bile hatta durum saptamasına bile gerek yok. Daha genel ve daha çok sanatsal tarafta. Bu arada orkestra şefleriyle de orkestracılarla da ilgili konuşulabilecek çok fazla şey var. Yasal haklarından tutun, resmi ilişkilerine kadar, ülkenin sanat politikalarına kadar çok şey var. Bizim burada daha dar seçtiğimiz bir amaç olsun istedim. Daha sonra başka şeyler yapabiliriz bu arada. Sesim net geliyor herhalde, değil mi? Ondan sonra, daha sonra tabii ki yapabiliriz. Mesela sonradan geldi aklıma. Neden dedim yabancı şefleri de davet etmiyorum ya da yabancı ülkedeki kişileri de davet etmiyorum diye. Ve Cuma gününe birkaç Amerika'dan işte benim tanıdığım, eski beraber asistanlık yaptığım bir orkestra şefi dostum vardı. New York'ta yapıyor. Ondan sonra ve bir de Texas'tan bir orkestra şefi dostumuzu da davet etmiş oldum. İki kişi öyle davet ettim. Naci Özgüç'le, sevgili Naci Hoca'yla da bir sohbetimiz olmuştu. O özellikle orkestra şeflerin yanında mutlaka solistler, hani orkestracıların yanında solistler olsun, şancılar, operacılar da olabilir. Çünkü onların gözlemleri bambaşka olabilir dedi. Çok doğru, çok güzel. Sadece biraz dar zamana kalmış oldu ve davet etmek istediğim çok daha da çok orkestra şefi ve orkestracı vardı. Dolayısıyla bir türlü onu hani tam ayarlayabilmiş olmadım. Bence her şey iyi giderse bu etkinliği bence tekrarlayabiliriz. Dolayısıyla daha fazla orkestracılardan davet etmek istediğim böyle çok ciddi bir liste çıktı. Buraya henüz davet edemediğim. Orkestra şeflerinden de. Şimdi okumak da istemiyorum çünkü uzun zaman alır. Belki sonra yayınlarım. Hani kimleri düşündüm aslında denk getiremedim. Bazı kişileri, ha bu arada kısaca şunu söyleyeyim. Bazı kurumları ve kişileri özellikle işin dışında tutmadım. Zaten kişisel olarak bir problemim olan kimse yok. Açıkçası hani böyle buraya onu da davet etmek istemiyorum diyeceğim hiç kim, ne öyle bir kimsem yok. Henüz yok. Orkestralardan da hiç öyle bir durum yok. Davet ettiğim bazı kurumlardan kişiler gerçekten geçerli sebepleri vardı ve çok şans dilediler. Aa süper falan dediler. Ama katılamadılar. Yani katılmayı reddedenler oldu. Bazı isimlerle sıkıntı yaşayıp "Aa, ben bu durumda katılmam" falan diyenler de oldu. Ya da demeyip de belki de öyle bir sebebi olanlar da olabilir. Onlar önemli değil. Beni tabii daha çok ya da hepimizi belki de burada hep beraber geleceği konuşabiliyor olmak, gelecekte bize ne faydalı olur ona bakıyor olmak önemli diye düşünüyorum. Orkestracı ve şeflerin birbirlerini daha iyi anlamalarını, birbirlerinin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edebilmelerini, ki bu ihtiyaçlar sonuçta müzik severin en iyi, en nitelikli sonuçla karşılaşması için varlar o ihtiyaçlar. Yoksa zaten başka değil, başka bir sebebi olamaz. Nispeten burası sosyal anlamda daha az riskli bir platform. Yani neden? Çünkü hep beraber bir yerde otursak birisinin bir şey söyleyip de birinin darılma olasılığı belki biraz daha fazla diye umuyorum.
Yani burada aslında şeyi de kapatmaya çalıştım da yorum kısmını. Zaten daha pek yorum yapan olmadı. Ama onu yapamamışım gördüğüm kadarıyla. Ki hani ne bileyim eskiye dair bir soru olur vesaire. Tabii çok titizleniyorum. Yani kaş yaparken göz çıkartmak hiç istemem. Ama neyse. Pek çok davet edip de gelemeyenler, tarih olarak çakışanlar, sorun yaşayanlar da vardı. Sonradan ayrılmak zorunda olanlar da oldu. Sayın Maestro Gürer Aykal'ın da aslında bu akşam katılmasını bekliyorduk. Ama orada da, o kendisi Amerika'da. Orada da yine bir problem vardı ve dolayısıyla bugün katılamayacak ama iyi dileklerini sağ olsun iletti. Ve bana aslında bir YouTube'dan bir videosunu gönderdi. Yani bu burada konuşacağımız konularla ilgili de pek çok güzel şeyi olan ne diyelim konular olan ya da ilişkili konular olan kendisinin düşüncelerini gayet güzel ifade etmiş olduğu. Dolayısıyla dedi yani onu da sen paylaşabilirsin dedi. Çok isterdim ama dolayısıyla oradan da ben aklıma geldikçe onları da minik minik katmaya çalışacağım laf arasına hem de sonra sizlerle de paylaşalım. Şimdi etkinlik nasıl işleyecek? Aslında çok basit. Umarım yani basit olacak. Bugün küçük bir prova yaptım. Biraz sonra Sayın Maestro Pirolli'yi buradan yayına kalkmış olacağım. Sonra kendisiyle sohbet edeceğim. Sizler de dinlemiş olacaksınız. Sorularınız olabilir. Daha çok sorularınız olursa da lütfen güncel ve bundan sonraki şeylerle ilgili olsun. Hani neden şöyle oldu, böyle oldu tarzı şeyler hiçbir yani bu 4 gün içerisinde şey olmasın isteriz yani bir şekilde. Bunlarla ilgili böyle. Şimdi kısaca şeyden de bahsetmek istiyorum. Neden ben böyle bir etkinliğe ihtiyaç duydum? Ben uzun yıllardır orkestralarda çaldığım çok zamanlar oldu. Amerika'da da çaldım. Öğrencilik dönemimde zaten, Amerika'daki öğrencilik dönemimde de çaldım. Ankara'da küçük bir opera, Ankara Operası'nda birisinin yerine çalmıştım. Öyle bir küçük tecrübem var. Bunlar yani şimdi zaten operada yıllarca çalan kişiler için belki çok minik bir şey ama benim için oldukça ilginç bir tecrübeydi. CSO'da bir kere takviye çaldım. Onun dışında yıllar boyu, yıllarca Borusan Filarmoni'de çaldım. Fakat şunu çok iyi biliyorum. Orada ya da burada orkestralarda zaman zaman çalmış olmak çok hoş. Ama orkestracılık denilen şey başka bir şey. Yani ben orkestracılık yapmamış değilim. Ama orkestracı ve her hafta eserler değişecek. Ondan sonra her hafta değişik şefler gelecek, solist gelecek. Bir hafta gripken gidip partiyi öğrenip çalacaksın. Bir hafta dalgın olduğun biriyle oturacaksın. Oho, ya orkestracılara sorsanız onların hayatı ve soracağız pek çok şeylerle dolu. Ne derler? Çelmelerle dolu yani. O yüzden tutup da ben işte orkestracıyım falan. Orkestracılığın ne olduğunu biliyorum. Yaşadım bir kısmını. Ama onların durumu bambaşka. O yüzden hani bunu da bir teslim etmek, bu hakkı teslim etmek isterim yani. Ben bir violonsel hocasıyım aslında. Yani çok genel olarak öyle demeliyiz. Ben bir violonsel hocasıyım. Violonsel öğrencileri yetiştiriyorum. Aynı zamanda işte sosyal hizmet projeleri yapıyorum. Takip edenler bilir. Yakın dostlarım da vardı. Onlar hepsini biliyor. Genelde çocuklar için, çocuk orkestraları vesaire. Son yıllarda da 3 yıldır yaklaşık orkestra şefliği konusunda eğitim almaya başladım. Zaten orkestra şefliği bundan bir süre önce de özellikle genç orkestra şeflerinin de yararlanabileceğini düşünerek bir müzisyen, bir icracı gözüyle orkestra şefliğinin hiçbir tekniğini hiçbir şeyini bilmeyen ama yıllardır işte orkestralarda çalmış birisi olarak bazı önerilerde
yayınlamıştım. Şimdi onları tekrar baktığım zaman bambaşka şeyler buluyorum. Gelecekte birbirine destek olan, tutunan, birbirine destek olup tutunan, birbirini kırmayan, kırmayan derken tabii bu çok mümkün değil. Ama nasıl bazı insanlar sosyal ilişkilerde daha becerikli ve bilgili, daha tecrübeli, daha verimli, etkili olurlar. Bazıları daha az olur. Kısa sürede kavga çıkar. Birine hemen darılır ya da kendisini darıltır. Yani akış patlar. Bunlardan uzak durabildiğimiz, yani özellikle bizden sonraki kuşağın, bizim ve bizden sonraki kuşağın gittikçe daha iyi anlaşan, birbirini daha kolay anlayan, birbirine daha çok saygı gösteren, birbirini daha çok kollayan, yurt dışına mesela gitmek istiyor, işte abisini ablasını aradığı, hemen onunla ilgilenildiği, işte ne bileyim orkestrada yol gösterildiği bir gelecek hayal etmek istiyorum yani. Biraz bunların amacı da bu. Bir şekilde aramızda konuşmuş olalım ve böyle bir etkide bulunalım diye. Emeğe saygı çok önemli. İnsanların çok çalışıp ürettikleri şeylere bir saygı göstermek gerektiğini düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Geçen gün bir orkestra şefi arkadaşımla konuştum. Dedim ki, yani orkestra şeflerine orkestracılar zaman zaman biz orkestradayken hemen kısa sürede ya hiç beğenmedik, şöyleydi, böyleydi deme konusunda çok acele ediyormuşuz. Orkestra şefliği eğitimi alırken görüyorsun çok fazla ayrıntı, çok fazla iş var. Yani herkes onu ne kadar yapıyor, herkes neyi ne kadar yapıyorsa onlar da onu o kadar yapıyor. Yani orkestracıların her biri muhteşem orkestracılar değil tabii. Yani bütün orkestra şefleri de muhteşem orkestra şefleri değil ve bütün solistlerimiz de muhteşem solistler değil. Bazılarının daha problemli olduğu noktalar var vesaire. Ama emeğe saygı gerektiğini ve liyakatın gerçekten layık olanın layık olduğu yeri bulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok da fazla uzatmadan Sayın Maestro Piroli'yi alıyorum. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum böyle kabul ettiniz bizlerle olmayı. Bu çok önemli. İlk konuğum da sizsiniz. Siz uzun yıllardır Türkiye'desiniz. Yurt dışında bir taraftan tabii ki orkestralar yönetiyorsunuz. Yurt dışında bir hayatınız vardı ve Türkiye'yi seçtiniz. Dolayısıyla bambaşka gözlüklerle bakıyorsunuz belki de. Yani çok daha farklı şeyleri belki görebiliyorsunuz. O yüzden de sizin de olmanız çok önemliydi benim için de. Teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi maestro, şeyi merak ediyorum. Orkestralarla çalışırken mutlaka güçlü orkestracılar, iyi orkestracılar ve daha zayıfları. Bunların arasında tabii tecrübe anlamında da farklılıklar olabilir. Tecrübenin mutlaka kattığı şeyler var. Ama bazı prensipler, Türkiye'de oturması gerektiğini düşündüğünüz prensipler, belki eksik olanlar ya da fazla olanlar, hoş olanlar neler? Orkestra, mesela iyi bir orkestracıyı tanımlarken ben derslerimde, burada orkestra repertuarı dersi veriyorum ben. Bir sürü çelist geliyor. Bir sınıf dolusu 7-8 tane çocuk oluyor. Onlar bana sorsalar, biz nasıl iyi bir orkestracı oluruz? İyi bir orkestracı nedir? Deseler acaba nasıl tanımlarsınız? Neler söylemek istersiniz? Bunun çevresinde pek çok şey konuşabiliriz. Siz de şu anda çok dev bir konu değil mi? Dev bir konu yap. Evet, parmak basmış oldum. Kolay kolay buradan çıkamayız gibi geliyor bana. Çünkü bir kere şöyle söylemek lazım. 60-100 kişi arasında oluşan bir toplum. Evet. Ve
70-100 kişi fabrikasyonlar değildir. Kemanlara bakarken ya trombonlara bakarken orada ben enstrümana bakmamaya çalışıyorum. Mümkünse çabucak bir analiz yapıp yani bir psikolojik bir analiz yapıp oradan ne alabilirim, nasıl bir sonuç alabilirim? Bu 35 70'teki tecrübemde en önemli unsuru. Orkestra şefleri dolaşır gider. Hiçbir orkestra aynı orkestra değil. Her orkestra her hafta bir orkestra şefi değiştirebilir. 2 saniyede onun bir analiz eder. Orkestracı analiz etmek çok kolay. En fazla 5 dakika. Hatta bazı salona girerken bile biz anlıyoruz. Bu adam yok mu bilmiyor mu? Bize bir şey öğretmeyecek mi? Ama orkestra şefi için biraz zor. Çünkü karşında bakmamak lazım. O bir robot değil. O bir insan. Onun işi var. Birikimi var. Bir psikoloji durumu var. O günkü provada bir psikolojik bir boyutu var. Ertesi gün bambaşka olabilir. Dolayısıyla bir orkestra şefinin bana göre pedagojik yüzdesi çok donanımlı olması lazım, çok dolu olması lazım. Bazen biz bir hata yapıyoruz tabii. Sanki bütün orkestralar standart olan prova yürütüyoruz. Halbuki o orkestra bizim görevimiz o orkestra içindeki kişileri kısa zamanda analize etmek gerekiyor. Çünkü biz sonuçta bir şeyler alacağız. Bir sonuç almamız gerekiyor. Ve o sonucu ne şekilde alacağız? Bence anlamda en çok ben yorulduğum zaman en çok onun üzerine. Çünkü akademik formasyonu hepimizde var. Çalışıyoruz, kumandan çıkıyoruz, kompozisyon çalışıyoruz, bir eğitim görüyoruz, masterlar yapıyoruz, kurlara gidiyoruz. Sonuçta aşağı yukarı herkes donanımlı olarak çıkıyor podyuma. Ama farkı yaratacak olan şey oradaki frekans tutmak. Orkestrayla nasıl frekans tutacaksın? İstediğin alabilmek için orkestrayla bir frekans tutmak lazım. Ve ben bunu ne yazık ki ancak empirik olarak söyleyebilirim. Yani hiçbir yani somut olarak anlatabilirim. Soyut. Bilmiyorum. Katılırsınız herhalde buna. Tabii. Çünkü senelerdir bunu görüyorum. Yani ben nereye gidiyorsam orada mutlaka keşfetmeye çalışıyorum. Burada eğer ki bir problem varsa, eğer ki bir durum varsa onu nasıl çözeceğim diye. Teknik olarak değil. Anlatabiliyor muyum? Teknik öbür boyut. Tabii. Şimdi bir iki kişiden şeyi var. Yorumu kapatın demişler. Yorumu nasıl kapatacağımı maalesef tam bilemiyorum. Şuradan kapatabiliyor muyum? Yorumu... Ah tamam süper. Kapattım galiba. O bizim belki şeyimizin bağlantı kalitemizi biraz daha düzeltecektir. Çünkü ses zaman zaman kesiliyormuş. Fakat ben çok büyük bir kısmını yakaladığımı düşünüyorum. Şimdi sevgili maestro, şimdi pedagojiden kastınız şöyle mi? Kişisel ilişki kurabilmek, olumlu bir ilişki kurabilmek, onların ne ihtiyacı olduğunu hissedebilmek, onları anlamak ve onlara ulaşabilmek. Bunu kastediyorsunuz herhalde, değil mi? Bir birim olarak değil, o birim içerisinde 100 ayrı kişilik var. O 100 ayrı kişilik
değişik eğitim almışlardır. Değişik ekollardan gelmişlerdir. Oraya prototip bir şey giderseniz belki %100 bir sonuç alamazsınız. Orada deneyim içerisindesiniz. Atıyorum bu şekilde yapın, ortada çalın, atıyorum uçta veya kökte filan dediğiniz zaman o muhtemelen o kemanların arasında 10 kişiden 3 kişi Almanya'da çalışmış oluyor, 4 kişi çalışmış oluyor, 2 kişi Türkiye'de, bir tanesini başka bir yerde. Dolayısıyla ortak bir dil ve ortak bir şey bulmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun gibi çok şey. Eğer bir sonuç alamazsınız, atıyorum bir oboadan, eğer ki o oboyu Fransız ekolundan geliyorsa ve siz isterseniz o sonuç alamazsınız. Onun için yalnız şu piyano bu forte, burası yavaş, burası hızlı. Yani provaya çıkmamak gerekiyor. Çok daha derin bir şekilde onu alıp götürmek gerekecek. Evet. Peki, şöyle bir şey düşünüyordum ben. Biraz önce söylediğim gibi. Şimdi orkestra repertuarı diye bir ders veriyorum ben yıllardır. Burada biz özellikle tabii ben cello kısmını veriyorum. Keman, viyola ve kontrbas da veriliyor. Yaylı çalgılara veriliyor. Ben Amerika'dan ilk geldiğim zaman tasarımlamıştım bu dersi. Çünkü şöyle düşünmüştüm. Öyle bir ders yapalım ki odisyonlara yani sınava orkestra giriş sınavına biz öğrencilerimizi hazırlayalım. Tam ihtiyaca yönelik olsun. Odisyonda neler soruluyor onlara bakalım. O sorulan eserleri biz bu 4 yıl içerisinde tek tek hazırlayalım. Bu arada işte konçertosunu bir orkestra giriş sınavında nasıl çalacak onları konuşalım vesaire. Orada pek çok konuyu konuşuyoruz. Mesela Brahms'ın 2. senfonisinin 2. bölümünü cellolara çaldırıyoruz. Nasıl duyulması gerektiği, onun nasıl bir tarzı, Beethoven'ın 5. senfonisinin 2. bölümünden nasıl bir farklılığı var vesaire, vesaire gibi konuları çalışıyoruz. Orada iyi bir orkestracı tanımını ben birazcık kurcalarken bazı şeyler buldum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Sizin düşüncelerinizi almak isterim. Ekleriniz de olursa lütfen. Bir tanesi orkestracının her hafta yeni bir eser geldiği için yeni bir program geliyor. Gerçekten o yeni gelen programı ve düşünün ki cuma gecesi konser olmuş zaten. Pazartesi tekrar prova var. Ya da bazen cumartesi oluyor, salı başlıyor. Buna benzer ama çok fazla zamanları yok. O konserden sonra kısa bir süre içerisinde bir sonraki programın eserlerini hazırlamaya başlamaları beklenir. Yani orkestra şefi en azından orkestradaki ilk provaya oturduğu geldiği zaman insanların pasajları için parmak numaralarını, yaylarını seçtiğini, onların zor kısımlarını düşündüğünü, hesapladığını, hatta onun öncesinde işte grup şeflerinin, konsermeisterinin bir araya gelip onlara yay yazdığını, belli bir hazırlık yaptığını düşünür. Bir arkadaşım şeyden bahsetti. Türkiye'de bir orkestraya gelmiş bir konuk şeften yurt dışından. Herhalde dostuymuş. Şöyle demiş. Yani çok yetenekli herkes. Çok kısa süre içerisinde hemen toparlandılar. Fakat ilk buraya geldikleri zaman hiç beklediğim kadar hazır değillerdi. Böyle bir gözlemimiz oluyor mu? Orkestralarımızda bizim ilk prova yine normal uluslararası şey içerisinde belli bir yere denk geliyor mu? Yoksa o şefin de bahsettiği gibi biz biraz daha sonra ama çok hızlıca hazırlananlardan mıyız acaba? Orkestradan bahsediyoruz. Yani önemli olan şu, yani devlet orkestraları ya da özel orkestraları, ama devlet orkestraları hafta değişik bir program, değişik solist her sefer konser hazırlamaktalar. Ben bunu bir zor buluyorum. Neden zor buluyorum? Genelde bu tür performans gösteren orkestralar en az iki kadro olarak yurt dışında
mutlaka ve mutlaka 2 hafta üst üste çalan %70 değişiyordur. Konser içerisinde atıyorum korno grubu eğer ki zor ikinci arada Strauss veya ağır bir besteci korno için mutlaka değişiyorlar. Bir de böyle bir durumumuz yok çünkü kadro kısıtlı. Ama programlar çok iddialı. Zavallı trompetçi oyuncular, tromboncular ama yağlı çalgılar dahil olmak üzere çok zorlanıyor. Şimdi bütün hafta ağır bir overtür arkasında atıyorum Sibelius 2. senfoni, Brahms 1. piyano konçerto. Konser bitiyor. Pazartesi tekrar sil baştan. Bu hafta ne var? Çoğu insanlar vakit bile bulamıyor. Çalışmak. Yani müzik zorluk değildir. Tabii. Müzisyen bir kere düşünme aldığı part inceleyecek, çalışacak, o eser üzerinde düşünecek, belki araştıracak, bilemiyorum. Herkes değişik bir yaklaşımı var. Ama bana bu tür sorular düzgün, yani ciddi fazla zaman gerekiyor. Yani bu kadar yoğun bir tempo içerisinde bence faydalı değil. Şimdi selam. Şafak bir anda davet ettim. Şafak'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Ozan'cığım. Hoş Nasılsınız? Antonio'cum sevgiler. Her zamanki Ne? gibi çok zarifsin bu arada. Aa, çok teşekkür ederim. İki yakışıklı beyefendinin karşısına başka türlü çıkmam beklenemezdi tabii. Nasılsınız? Sağ ol. İyiyiz. Vallahi başladık sohbete. Sevgili Maestro ile. Şimdi birkaç şeyi konuştuk. Sen de duymuşsundur. Ben Evet evet dinliyorum. biraz, süper. Ben birazcık özellikle hani orkestracıların tabii çok uzun yıllardır İstanbul Opera Orkestrası'nda çalışıyorsun değil mi? Uzun Evet. yıllar. Bir tane minik bir şey söylemek istiyorum. Borusan Filarmoni'de de seninle beraber çaldığım bir zaman dilimi vardı. Sen grup şefiyken sanırım birkaç Evet defa evet birlikte yaptık. çalıştık. Beraber Tabii çaldık. ki. Tabii ki. Onunla ilgili hem Piroli de buradayken belki onun da yorumu olur. Şimdi iyi bir grup şefinde olması gereken önemli özelliklerden, ya pek çok özellik var ama bir tanesi iyi yay yazabilmek. Çok enteresan. Orkestra şefi bir istekte bulunuyor. Şurası şöyle olsun arkadaşlar. Grup şefi hemen arkadaşları burayı bölüyoruz. Buradan buraya iterek yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bu normalde benim çok dikkatimi çeken bir şeydi. Sen de çok güzel yapıyordun onu. Burada Öyle örnek. mi? Evet. Oh, teşekkür ederim. Öyle bir hatıram var. Öyle bir iki yay bölüp bir şey yapmıştın. Burada ben kendi öğrencilerime de anlatıyorum onu. Orkestrada bir grup şefinin önemli görevlerinden bir tanesi yayları düzenleyebilmek. Çünkü orkestra şefinin aklında bir ses oluyor, bir tını oluyor, bir karakter oluyor. Ve onu açıkladığı zaman o grup şefi kısa süre içerisinde anlayacak, onu bir şekilde yapacak diye düşünüyorum. Peki Şafak sana da sormuş olayım. Sen peki iyi bir orkestracı için yine gençlere birazcık şey gibi söyler gibi bir anlamda nasıl bir şeyde bulunursun? Neleri barındırıyor olması lazım? Tabii ki partisine bakacak, onu bekliyoruz. Partisine bakmaktan bıkmamış olması gerekiyor. Çünkü çok uzun yıllar da sürebiliyor. Yıllarca orkestrada çalıyor kişiler. Neler tavsiye edersin genel olarak? Ozancığım orkestrada olmak aslında orkestrada pişmek çok önemli bir şey. Tabii ki normal eğitimden hemen sonra orkestraya geçen gençlerin bir anda aynı sisteme adapte olmasını beklemek tabii ki çok haklı bir tutum olmaz. Onun için de zaten orada ondan önce olan gelen ya da onunla birlikte çalışan grup şeflerinin ve diğer meslektaşlarının yardımları çok önemli. Ben 32 senedir opera orkestrasının
baş cellistliğini yapıyorum. Sevgili Antonio ile de çok çok uzun zaman birlikte çalıştık. Ve onun söylediklerine de aynen katılıyorum. Aslında benim söylemek istediğim birçok şeyi söyledi. Bizim öğrencilik zamanlarımızda orkestra repertuarı dersleri sadece bir takım belli pasajları çalışarak sınavlarda çalmaktan ibaretti. Oysa bu çocuklara büyük haksızlık. Demin konuştuğunuz konuda neden bir orkestracı geldiğinde işte bir konserden sonra ikinci yeni program için provaya başladığında neden hazırlıksız oluyor örneğin? Evet, bizler de bu Antonio'nun söylediği sebeplerle de çok yoğun olarak yaşanıyor. Sadece bizim tembelliğimiz olduğundan düşünmüyorum. Ancak eğitimin de sizler tarafından o konuda verilmesi, örneğin bir Türk orkestrası ile bir İngiliz orkestrası arasında, yani aynı müzisyenler, aynı eğitim almış müzisyenler, bizim orkestralarımızda neden 5 prova yapıyor da bir İngiliz orkestrasında tek provayla kayıt yapabilme yeteneğine sahipler? Burada birazcık bizim eğitim ve ayrıca da profesyonel alanda aldığımız profesyonel müzisyenleri orkestraya seçerken sistemin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin son yıllarda biz sınavları yaparken deşifraj konusuna çok önem verilmediğini ya da mor sempoze konularına hiç önem verilmediğini görüyoruz. Oysa ki işte tam da diğer orkestralarda, mesela İngiliz orkestrasının müzisyenini örnek verdiğimde biz bu farkı oradan görüyoruz. Yani nota önüne geldiğinde bir müzisyenin aslında %80'ini çalabiliyor olması lazım. Ve bunun teknikleri var. Yani bu bir işte 10 senede yapılacak bir şey değil. Bir notayı daha az hatayla ne şekilde görebilirsiniz ve ne tarz bir sistemle deşifre edebilirsiniz kısmı dahi bence çok önemli. Onun dışında orkestra şefleriyle orkestra müzisyenleri arasındaki aslında liderlik anlamında bu sistemi oluşturan da evet senin söylediğin gibi grup şefleri. Ben Antonio'nun söylediği o anlamda katılıyorum. Yani son yüzyıldaki orkestra şefleri örneklerinde pedagojiye çok daha dönük yaşayan insanların podyuma çıkar olması ve bu örneklerde belki biz yani şöyle düşünebiliriz. Podyumda aslında orkestradaki işte 100 müzisyen varsa o 100 müzisyenin her biri bir ses çıkarıyor. Bir tek ses çıkarmayan insan var orkestra şefi ve nedense de sonuçta orkestra şefinin yorumu konuşuluyor. Yani orkestranın değil. Demek ki orada başka bir büyü var. Yani orada başka melekeler devreye giriyor. Oradaki asıl, yani ben orkestracı olarak ilk podyuma çıkan şefte baktığımda aşağı yukarı oradaki ya presence, yani oradaki varoluşu, oradaki mevcudiyeti bana birçok şeyi anlatmış oluyor zaten. Ondan sonra zaten bizim tarafımızdan ilgilenebileceğimiz kısım nedir? Partisyona hakim mi? Yani orkestracı biraz çocuk gibi acımasız da olabiliyor malumun. O şefi birçok kereler deniyoruz yani. Evet. Gerçekten mi? Hani Özellikle de gerçekten bize opera sahip çıkacak mı ya da biz bu yolu alabilecek miyiz birlikte diye. O sınavları da zekasıyla ve becerisiyle geçebilenler var tabii ki. Ondan sonra orkestra o şefe teslim olmaya karar veriyor. Bunların konuşulması çok önemli şeyler değil. Aramızda konuşarak yapmıyoruz elbette. Bu bir sinerji. Yani orkestra şefinin işte Pierre Boulez'in de dediği gibi yani öyle bir şey yapmalısınız ki liderlik anlamında bunu çekiçle kafasına vura vura değil. Gerçekten sizin orkestra şefi olarak hissettiğiniz ve yaptırmaya çalıştığınız şeyi müzisyenleri ikna yoluyla yaptırabilirsiniz. Bunu da nasıl yaptırabilirsiniz? Dinleyerek yaptırabilirsiniz. Yani her şey aslında o kadar demokrasi mi değil mi tanımına yine dönüyor. Evet, küçük bir zümre deriz. Hep orkestra bir demokrasi alanının, işte bir ülkenin yönetiminin belki küçük bir zümreye aktarılmış halidir deriz ama gerçekten o kadar demokratik mi bilemem. Ama liderler bazında evet grup şefleri olsun, bireysel müzisyenler anlamında olsun. Ben şahsen yapmaya çalıştığım şey orkestrada birincisi anlık çözümler üretmek. Senin biraz önce öğrettiğin yani örnek verdiğin gibi
Şefe odaklı. Eğer şef beni gerçekten o biz benden ve kendinden daha büyük resme ve çıkacak ideal yoruma ikna edebilmişse, ben ona teslim olduysam, onun söylediklerine alternatif üretmek adına kendi fikirlerimi sıkı sıkıya bağlı olmamak, belki daha esnek olmak. Yani o yay değişecekse evet, bunu bu şekilde değiştirerek de yapabiliriz. Ama orkestracılara belki de öğretilebilecek şeylerden, takım çalışması anlamında, psikolojinin ötesinde, çellistiz ikimiz de, teknikler anlamında şunlar olabilir. Birincisi, evet, her hafta bir yerde solistlik yapıyor olabiliriz, o da müziği çalıyor olabiliriz, ama orkestra dediğiniz bir bütün sound çıkartma işidir. Yani sen istediğin solistlik vibratoyla benim yanımda gelip çaldığında, bu ozanı törpülemek için değil ama lütfen vibratolarımızın daha sakin ve birbirimizin seslerinin içine geçerek olması gerekir kısmı da benim görevim. Oraya o duateleri insanların ortak olarak daha kolay ve sound'u daha büyük çıkaracak şekilde yaptırmak da benim görevim. Bu yayları herkesin teknik becerilerine göre çok zor tutmamak ama yine de sound'a hizmet edecek şekilde yaptırmak da benim görevim. Ve şefle komünikasyonu kurup şefin isteklerini orkestraya, yani orkestradaki grubuma aktarmak da benim görevim. Süper. Çok mu uzun konuştum? harika oldu vallahi. Yani bayağı dolu dolu her şeyi söylemiş oldun. Bence çok güzel oldu. Hem grup şeflerinin görevlerinden güzelce bahsetmiş oldun. Yani bence çok etkili oldu. Umarım benim öğrencilerden de dinleyenler vardır. Onlara gelip yine bir gün üniversitede anlatırım, hiç merak etme. Harika olur. Sevgili Maestro'ya da özellikle şeyi sormak istiyorum. Şimdi benim şöyle bir tecrübem olmuştu burada. Bizim üniversite orkestrasında birkaç daha üst üste programda çalmış oldum. Ben o sırada grup şefi oturdum. Ve ben dedim ki arkadaşlar, sadece bir 20 dakika ya da yarım saatlik bir grup çalışması koyalım. Bütün eserlerin içerisindeki bir yerlere bakalım. Önemli, çok fazla yer yok ama bazı yerler var. Bu bize işte yardımcı olacaktır. Sağ olsunlar, onlar da katıldılar. Ve ben şunu gördüm. Sadece 30 dakikalık bir grup çalışması bile müzisyenleri çok ciddi şekilde topluyor. Çünkü meslektaşının önünde onu nasıl çalınacağı görünmüş olacak. Bir çember gibi oturuyorsunuz. Herkes bir şöyle toparlanmak ihtiyacı hissediyor. Ya ben bu pasajı orada olsam belki kaynayacaktım ama burada tutturmak zorundayım. Çünkü o da benim yüzüme bakıyor, görüyor işte neyse diye. Bir. İkincisi, birbirimizin tabii çalışımdan görerek, o da müziğinden de işte orkestrada yıllarca geçirmiş insanlar çok hızlı toparlanabiliyorlar. Sadece görür görmez hemen anlıyor. Nerede çalacağım, nasıl çalarsan onun çalışmasına bile gerek kalmadan da toparlayabiliyor. Sizin maestro olduğunuz orkestralarda grup çalışmalarının altını çizer misiniz? Yurt dışında yapılıyor mu bu tür şeyler? Yoksa bu biraz daha benim eğitmen konseptinden geliyor olmamdan mı kaynaklanıyor? Ben böyle bir keşke bütün orkestraların bir provasının yarım saatinde dağılıp küçük bir çalışma yapılsa mı diye böyle bir şeyim oldu. Ne kadar profesyonel, ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Size o yüzden danışmak istedim. İlk provalar genelde iler ve Maestro, sesiniz biraz bölünerek geliyor. Tam duyulmuyor. Belki biraz yaklaşır. Şimdi duyuyor musunuz? Şimdi daha iyi. Biraz daha yüksek sesle belki. Şimdi duyuyor musunuz? Şimdi çok daha iyi. Okey. Şimdi genelde ben orkestra ayırıyorum. Önce yaylılar, sonra nefesliler. Genelde nefesilerle beraber perküsyonlar da ya da arpa ne varsa yani ekliyorum. Ama tabii ki bir teknik pasajı, bir zor bir şey çalışılması gerekiyor ise grup şefleriyle ya da konsermeisterleri konuşup onlara 15 dakika, yarım saat çalışmaları mutlaka üzerinde duruyorum. Tabii ki
Bu çok kişisel bir şey ama eğer orkestra şefi orada ısrar ederse orada kaçış yok yani bunu. Herkes biliyor. Çünkü bir sonraki provada eğer ki durumlar devam ediyorsa o zaman orkestra şefi artık pedagogculuktan çıkıyor. Orada diktatör yerine giriyor ve o zaman işler biraz karışabilir. Anlatabildim Evet. mi? Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben de öğrenciyken, özellikle lise orkestrasındayken henüz tek tek hoca bize tek tek çaldıracak diye çok korkardık. Çünkü bir kere oldu zaten hayatımızda, bir kere başımıza geldi ama hala şu yaşımda bile ya tek tek çaldırırlarsa ne yapacağım hissini bir türlü Ya anlatamıyorum. bu tabii okulda olabilir ama profesyonel orkestralarda Olmuyor. izin vermezler. Ama bu Toscanini zamanında ancak o zaman olabilirdi ama o çok geçmişte kaldı bir olay. Tabii. Ama ben eminim sizlerin maestroların da yöntemleri var. Yani o gruba hadi cellolar çalın dediği zaman çalamayana bir bakıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum, değil mi? Mutlaka. Orada biraz cesur olmak gerekiyor. Yani kimse kırmadan, çok fazla incitmeden bir şekilde onu uyarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii. En azından iyi olmadığını bilsin ve ona göre bir efor göstersin diyelim. Doğru. Oysa çok başka yollar var yani biliyorsunuz. Eminim. Yani belki işte iterek miydi o falan, hani laf böyle dokundurarak, değil mi? Ha, ben orayı çekerek sanıyordum ama bazı arkadaşlarımız iterek yapıyor falan gibi yöntemler vardır diye tahmin ediyorum. Bir kişiyi daha almak istiyorum. Onur Akalın. O da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın konsermeisterlerinden. Bakayım buradan alabilecek miyim? Şimdi davet gönderdim. Bakalım 1-2-3-4 kişi olabilecek miyiz ekranda? Bu arada Evet. Onur. Merhabalar. İyi Merhaba. akşamlar. Merhaba. Evet, sen izliyor muydun bizi? Tabii ki. Tabii ki. Birazcık şeylerden bahsettik. Hani orkestracılarımızdan, orkestra şeflerimizden. Benim şöyle bir düşüncem var. Hazır hep beraberken onu da konuşalım. Yani hepinizden aslında birer şey almak isterim. Onur'dan başlayarak. İyi bir orkestra şefini nasıl tanımlıyorum? Şimdi ben tabii böyle tanım peşindeyim, biraz akademisyen şeyim de olduğu için. Sebebi de şöyle, pek çok orkestracı arkadaşımla konuştuğum zaman farklı orkestra şeflerini değerlendirirken aslında çok geçerli olmadığını düşündüğüm dönütlerle karşılaştığım olabiliyor. Orkestra şefi hakkında öyle ya da böyle diyor. Beğeniyor ya da beğenmiyor. Beğendiği zaman da gerçekten dayandığı noktanın sağlam olması, beğenmediği zaman da yani bir eksiklik bulduğu zaman da sağlam bir noktaya dayanması gerektiğini düşünüyorum. Onur, sence senin bir orkestracı olarak tecrübenle, sen aynı zamanda baş kemancılığını da yapıyorsun, paylaşıyorsun bildiğim kadarıyla. Değil mi? Şey, Nazlı da var, Mine de var, Evet. doğru isim. Evet. Senin düşüncen ne? Nasıl tanımlayabiliriz? Mesela benim öğrencilerimden bir tanesini senden rica etmiş olsaydım nasıl tanımlardın? İyi bir maestroyum. Şimdi değerli üstadlar zaten gereken birçok şeyi söylediler. Bana şey kaldı, artık tuzu biberi kaldı diyeyim size. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şefin elinde bir enstrüman yok. Dolayısıyla değerlendirmek ilk etapta çok zor. Ya biz şefleri nasıl değerlendiriyoruz? İşte ya kariyer yapmış, bildiğimiz bir şef olacak veya çok zor bir şey. Çünkü bir müzisyene çal dersiniz, çalar ve işte değerlendirirsiniz. Şefte öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu çok zor bir kısım. Esasında şefe ve provaya gelmeden önce orkestranın yapması gerekenler
noktası çok ciddi bir nokta bana göre. Yani onu burada her adam şeyin süper olur aslında. Esasında burada her şeyin hazır olması gerekiyor. Yani orkestranın çalıyor olması gerekiyor. Hani bu tabii bir megalo idea diyeyim ben size. Ama orkestranın zaten çalıyor olması ve işte yaydır, bahsettiğiniz işte maestro'nun grup şefinin bahsettiği noktalar zaten hazır olması gerekiyor. Bundan sonra tabii şefin de hazırlıklı olması gerekiyor. Yani hazırlıksız bir şef çok ciddi ortaya çıkıyor. Şimdi orkestra ne kadar hazırlıksız olabiliyorsa şef de o kadar hazırlıksız olabiliyor bazen. Bunu da bir düşünmek lazım. Yani şeflerin en azından düşünmesi lazım. Bir de şöyle bir şey var. Yani prova ve haftaya başlarken bir şey nasıl başlarsa öyle devam edebiliyor. Örneğin ilk akort. Yani o akort ve akort sonrasındaki sükunet aslında şefin sahneye gelmesi, provaya gelmesi bütün o konserin sonuna kadarki gidişatı belirleyebiliyor esasında. Bu kadar da bağlantılı bir şey. Şöyle bir şey var. Şimdi şefler partisyon okuyorlar. Orkestradaki müzisyenler önündeki partiyi okuyor. Aslında kimsenin tekelinde değil bir şey. Yani partisyon okumak en azından yani bütün orkestracıların yapması gereken bir şey olabilir belki ama en azından orkestradaki kritik noktaların, yani konsertmeisterların, grup şeflerinin belki de yapıyor olması gereken bir şey bana göre. Yani partisyon okumak, okumaya çalışmak ve bir esere öyle hazırlanmak esasında çok önemli. Şimdi burada aslında biz şefleri daha çok böyle konser performansı gibi değerlendiriyoruz. Esasında şef orkestra için bana göre bir koçtur. Yani o da müziği koçu gibi düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla şefin konserdeki performansı değil, provalardaki söylediği sözler, çalıştırma biçimleri bizim için değerli olan şeydir. Yani o koç kelimesi bence orada cuk oturan bir şey diyebilirim. Sürekliliği olan, özel olmayan, hani devlet orkestraları olabilir veya her hafta konser yapan orkestralar olabilir. Bu orkestralarda da daimi şefler tabii ekstra bir önem arz ediyor bana göre. Daimi şef olmayan şefler için de bence geçerli. Kalıcı bir etki bırakmak orkestrada. Yani işte bu hafta falanca geldi, çaldık, bitti, çok güzel bir konser oldu. Ertesi hafta orkestra evde yok. Hani gibi bir nokta değil belki ama bir şefin orkestra geldiği zaman haftalarca belki etki bırakabilmesi gerekiyor. Ya bunun için ne yapmak gerekir? Onların alt başlıkları çok farklıdır muhtemelen ama daimi şefler için şunu söyleyebilirim. Sürekli konser yapan orkestralardan yine bahsediyorum. Bir müzisyeni yetiştirir gibi, yani okulda bir kemancı yetiştiriyorsunuz, bir violonselci, bir fagotçu yetiştiriyorsunuz diyelim ki. Nasıl başlatıyorsunuz, nasıl ilerletiyorsunuz pedagojik anlamda? Belli eserleri belli sıralarla çalıştırarak, bir takım bir strateji izleyerek, yani daimi şeflerin de esasında orkestrayı bütünen bir müzisyen olarak görüp bunu yapması gerekiyor bence. Yani bunu yapan şefler de var. Yani yapılmayan bir şey değil zaten. Ama çok önemli bir şey. Ya bir hafta Rahmaninov çaldım, ertesi hafta Beethoven çaldım falan gibi değil. Daimi şeflerin bir orkestra sezonunda planı, programı orkestra açısından olması gerekiyor bana göre. Şimdi şöyle bir durum olabiliyor. Özellikle genç şef arkadaşlarımızda bu da değerli bir konu bence. Şimdi şef her orkestracı gibi konsere hazırlanarak geliyor ve işte partisyonda belirli notlar alıyor. İşte şu grubun şu pasajını çalıştıracağım, bu grubun şurası zor falan. Sizin de daha önce bahsettiğiniz konular bunlar. Şef de aynısını yapıyor. Diyor ki ben işte ikinci kemanda şöyle bir pasaj var, ben burayı çalıştıracağım. Şimdi şefin bu hazırlığı çok değerli tabii ki. Ama
ana göre o anda şekillenmesi de çok önemli. Yani bu hazırlığa göre hareket etmek değil de o anda ikinci keman sizin o işaretlediğiniz yeri yani çaldı ve çok güzel çaldı. Geçtik bitti orası. Yani orkestrayı strese sokup takıntı haline getirmemek gerekiyor bazı şeyleri. Anlık hareketi, anlık kararlar verebilmek. Yani bir şefin en önemli bence vasıflarından bir tanesi o anda ne yapması gerektiğini düşünebilmek. Çünkü önceden hepimiz hazırlanıyoruz. Ama bu hazırlıkların karşılığı o anda ne kadar oluyor olmuyor. Bunu düşünmemiz gerekiyor tabii ki. Bir başka konu da şu. Şeflerin her zaman bizlere söylediği veya duyduğumuz, çoğu zaman duyduğumuz bir konu. Siz bu eseri böyle çalmaya alışmışsınız. Evet, çok güzel. Yani işte bu tempoda çalmaya alışmışsınız. Bu tarzda, bu stilde çalmaya alışmışsınız. Çok güzel bir şey. Şimdi bir kere bir orkestranın öyle ya da böyle bir stilde, bir tarzda bir şey çalıyor olması, çalabiliyor olması birlikte o değerli bir şey. Yani keşke onu her zaman yakalayabilsek. Üstüne şefler yorumunu katabilse. Bu çok güzel bir şey. Ancak şöyle bir şey de var. Biz de şeflerin belli bir stil ve alışkanlıkta sıkışıp kaldığını görebiliyoruz bazen. Yani şefleri tanıyoruz zaman içerisinde ve diyoruz ki bu hafta bu şef geldi ve bu eseri böyle çaldıracak. Yani şefin stil ve alışkanlıklar konusunda yelpazesinin çok geniş olması, alışkanlıklarından kurtulabilmesi bizim için çok değerli, önemli bir şey aslında. Son derece yani belli bir şef geldi. Çaykovski de olsa, Beethoven de olsa, Mozart da olsa her şey kısa olabiliyor veya her şey uzun olabiliyor. Yani bunları siz de biliyorsunuz zaten. Evet, çok. Dolayısıyla şefleri de biz böyle kategorize edebiliyoruz zaman içerisinde. Şefin de herhangi bir icracı gibi esasında Bach çalarken farklı, Mozart farklı, işte Çaykovski farklı, Şostakoviç farklı. Bu noktalarda bize bu yelpazeyi sunuyor olması, sunabiliyor olması bir beklenti, benim naçizane bir beklentim. Vuruşlarda da tabii bu yansıyor. Yani vuruşlara da yansıyor. Örneğin şimdi orkestraya göre de bu vuruşlar şekillenebiliyor. Ancak biz olması gerekeni konuşuyorsak eğer şefin vuruşuna göre karakter alabiliyor olmamız lazım. Şimdi bazen şöyle bir taktik oluyor. Orkestra dağılıyor ve yani bakıyor ki şef ben evet doğru taktik budur. Ben sert ve keskin vurmalıyım. Ama keskin vurduğunuzda ben o kadar aksanlı mı çalmalıyım? Yani sizin vurduğunuz gibi çalacaksam çok aksanlı çalmam gerekiyor. Anlatabildim mi? Tabii. Ama aslında şefin amacı şey olabiliyor. Sadece tempoyu tutmak olabiliyor. Burada. Yani bu noktada yani Maestro'ya da buradan hani bir soru sormuş da olayım. Aynı Harika. zamanda. Harika. Şimdi bir de çok uzatmak istemiyorum. Bitireceğim. Müzisyenlerin sürekli bir öğrenci hissiyatı durumu var. Şimdi biz aynı binada ilkokula başlıyoruz. Ortaokul, lise, doktoraya kadar aynı binada öğrenci oluyoruz. Ve şef oraya geldiği zaman hala öğrenci olmak aslında bizim sorumluluğumuzu üstümüzden alıyor. Yani biz kendimizi yeterince sorumlu hissetmiyoruz. Çünkü siz bir keman dersine hazırlıksız gittiğiniz zaman aslında hocanız anlayışla karşılayabilir veya okuldan atılmazsınız en azından. Ya yani git çalış der, bir şey der. Ama şef sizi meslektaş olarak gördüğü zaman, böyle yaklaştığı zaman o zaman profesyonel bir düşünce, yaklaşım tarzı devreye girer ve çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş oluyor size. Yani bu çok önemli bir şey. Yani şef size profesyonel bir insan olarak yaklaşmalı. Öğrenci gibi değil. Çünkü biz buna alıştık. Yani öğrenci olmaya alıştık. Tabii ki her zaman öğrenciyiz. O başka bir konu. Ama şefin bu sorumluluğu bize yüklüyor olması gerekiyor. Biz öğrenci kalırsak o zaman affedersiniz hocam bugün de böyle oldu, yarın da böyle oldu falan diye o iş gider, uzar gider. Eğitim konusunda birkaç şeyim var, düşüncem var. Okulda verilen eğitim, hani siz zaten bu iş hoca olarak hani bu işin içindesiniz.
Oda müziği çok önemli. Orkestra dersleri çok önemli. Bunlar bizde es geçiliyor. Ve şeflerin ve orkestracıların, yani kariyer yapmış bu işte artık, usta olmuş şeflerin ve orkestracıların, öğrencilerin derslerine girmesi çok önemli. Yani oradaki hocalar haricinde, tabii ki çok değerli hocalarımız var. Ama bunu bizim büyük şeflerle, büyük ne bileyim orkestrada bilmem kim, işte grup şefi. Bunun o orkestra partisi nasıl çalınacağı ile ilgili belki okullarla, konservatuarlarla orkestraların ve şeflerin işbirliği yapması gerekiyor. Bu çok harika. az yapılan bir durum. Hı. Enstrüman derslerinde dahi hocalarımızın şunu yaptırmasını naçizane tavsiyemdir. Bir konçerto, sonat bir şey çalışırken partisyondan, yani keman partisi yukarıda, altta piyano partisi. Bunu mutlaka bizim bunu görerek çalışmamız gerekiyor. Veya bir kuartet partisini partisyondan çalışma. Birinci keman partisini aldım, evde çalışıyorum. Yani bu pek bir işe yaramayacak. Bunu bizim alışkanlık haline hocalarımızın bizim bu noktaya gelmemizde katkıda bulunmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Harika. Çok. Haricinde şeflerin ve orkestranın, orkestracıların her şeyi duyuyor ve görüyor olması gerekiyor. Yani bir şefin ve bir orkestracının, ben notaya bakıyor gibi görünüyorum. Ben yani çoğu zaman işte notaya gömülmüş falan. Her şeyi görüyorum. Yani o anda notayı görmüyorum aslında. Onun dışında her şeyi görüyorum. Yani bunu herkesin yakalaması. Tabii bu şef için de geçerli. Yani partisyondan kopmak, bütün orkestrayı görmek, duymak. Bunu biz zaten gördüğümüz zaman saygı duymaya başlıyoruz. Çünkü korkuyla çaldırmak çok kolay. Ama saygıyla çaldırmak zor bir şey. Dolayısıyla bir şeyi, her şeyi görüyor ve duyuyor olmak da bilmekten geçiyor. Yani algıda seçicilik. Ne kadar bir şeyi biliyorsanız o kadar görürsünüz, duyarsınız. Dolayısıyla bu şef için de geçerlidir, orkestracı için de geçerlidir. Oda Süper. müziği aslında, yani koskoca bir oda müziği grubundan bahsediyoruz. Hı. Söylemek istediklerim böyle. Çok Tamam. çok fazla Çok zamanınızı aldım. Teşekkür ederim. estağfurullah. Çok güzel, çok önemli konulara değindin. Bence de Şafak da çok güzel konulara değindi. Şimdi aslında şeyi düşündüm. Keşke not alsaydım tek tek. En sonunda toparlasaydık beraber. Çok hoş olabilirdi. İşte bu mesela orkestracı yetiştirirken nelere dikkat ediyor olmamız gerektiği çok önemli. İyi deşifre yapabilen, sonra partisyon okuyabilen. Mesela ben şimdi orkestra şefliği eğitimi almaya başladıktan sonra hayatıma bambaşka bir şey girmiş oldu. Ben öğrenciyken şöyle, biz işte Arto Noras falan gelir, böyle dünyanın en büyük çelistlerinden biri gelir CSO'ya şey konseri. Sonra işte biz onunla master class'ta çalarız. Sonra deriz ki ya adam partisyonu bile biliyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle bilmiyorum. Şafak, senin öğrencilik döneminde de benzer bir şey. Ya adam partisyonu bile biliyor. Öyle bir solist ki işte ben konçertonun burasını çalarken oba böyle yapıyor diyor bize. Vay be, ne adamlar var derdik. Şimdi düşünüyorum, orkestra şefleri zaten partisyonun her yerini bilmek zorunda kalıyorlar. Başka zaten bir şey yok. Bilmiyorum tabii, Onur dediğin gibi o şeyi bilmeyerek, yani yeteri kadar bilmeyerek gelenler mutlaka vardır. Ama iyi orkestra şefi dediğimiz kişinin kesinlikle partisyonu çok iyi biliyor olması gerekiyor. Ve hepsi de iyi orkestra şeflerinin hepsi de biliyor. Şafak, Bir şey ekleyebilir miyim evet. oraya? Yani hani ben Antonio'da öyle tabii orkestra şefliğini de ayırmak lazım. Yani ben operacıyım, opera müzisyeniyim. Opera orkestra şefiyle senfoni orkestra şefi ya da opera müzisyeniyle senfoni müzisyeni, okey background'umuz aynı olabilir ama yaptığımız işler hiç aynı değil. Ya o Değil. yüzden beklentilerimiz de aslında biraz daha birbiriyle örtüşmüyor. Yani bir senfoni müzisyeni, senfoni orkestrası müzisyeni asla lütfen kimse bu platformda yanlış algılamayacaktır. Ancak ayrımını bilelim ve bunu kabullenelim artık istiyorum. Çünkü
bir eserin işte yaklaşık bir senfonik eserin uzunluğuyla bir operanın uzunluğu girdiğinde kaldı ki hani bu teknik olarak okey ama bunun gerçekten pedagojik olarak şefler tarafından orkestracılar olarak hazırlanması. Ben çok çok iyi orkestra şeflerinin opera yönetirken dağıldıklarına çok şahit oldum. Kaldı ki partitür bilmeyi geç. Biz opera müzisyenleri olarak, Antonio biraz beni biliyor o konuda belki diye düşünüyorum. Ben hem grup şefi ve orkestracı olarak da libretto da bilirim. Yani şimdi bu da giriyor bizim işimizin içine. Yani bir 3 saat, 3,5 saat operacı olarak sahnede, Çukur'da da olsanız fark etmez. O konsantrasyon deli bir şey. Hem şef için hem müzisyen için. Yani bir Tosca çaldığınız zaman gece 11'e doğru falan benim solom geliyor. Düşünebiliyor musun? Yani şimdi ben orada hangi partisyon, hangi şey ya da herhangi bir müzisyen arkadaşımla ya biz soprano 5 ölçü atlıyor mesela, orkestra şefinin gözünden anlayıp 5 ölçü atlıyoruz. Yani başka melekeler geliştirdiğimiz de doğrudur. Bu sadece tecrübeyle de ilgili değil. Algıların başka çalışıyor. Ve ne oluyor bir süre sonra? Ben demekten vazgeçtiğimiz kısım işte oraya geliyoruz. Yani egolarından arınıp orada sadece müzisyen olarak ve güvendiğin bir şefle bir arada olduğun zaman ancak o 3,5 saati kotarabiliyorsun. Yoksa başka gereksiz, senin en başta anlattığın bir takım şeylerle işte şef hazırlıksız gelmiş, müzisyen o kadar hazırlıklı değil filan kısmını bir şekilde akıllı bir şefse, orkestraya ulaşmayı ve o dili becerebildiyse zaten onu bir şekilde bir iki provada aşabiliyoruz bizler artık. Yani ona teslim olarak. Ama gerçekten orkestrada ve opera orkestrasında çalmak isteyen müzisyenler sadece şunu demesinler istiyorum. Gerçekten orası bir hamallık. Ben bunu çok fazla duyuyorum ve buna biraz alınıyorum açıkçası. Çünkü ben operayı opera olduğu için seçen bir cellistim. Yani ben solo cellist olarak operada var olmak istiyorum. Çünkü ben o soloları çalmak istiyorum diye aşkla giren ve bunca zamandır bu işi yapan bir cellistim. Müzisyenler de bu anlamda doğru şeflerle ve doğru müzisyenlerle, ama evet iş kolay bir iş değil ama hangi sahneye çıktığımızda işimiz kolay ki zaten. Tabii. Bambaşka yerleri geliştirmek gerektiğini her zaman bana genç gelen müzisyenlere de söylemişimdir. 10 sene okumuş olabilirsiniz. Hocalarınız mükemmel olabilir. Ama burada okul devam ediyor. Hiçbir zaman bizim için biz artık profesyonel olduk gibi bir şey söz konusu olamaz. Aynı şey şefler için de. Ve şefleri değerlendirirken de bir tek eserle ya da bir tek konserle değerlendirmemek gerektiği çok çok doğru. Özellikle sahnede çok çok iyi senfoni yöneten bir şef, dediğim gibi bir opera yönettiğinde